Değerli basın mensupları, bugün 4 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edilen 2022 yıl Yüksek Askeri Şura olan toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle karara bağlanmıştır. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. <laughs> Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibariyle 273 olacaktır. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Ziya Cemal Kadıoğlu Or Generalliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay Kor Generalliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm general İsmail Günaydın Kor Generalliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğ generaller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tüm generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tu Amiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran tüm amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tu Generaller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tüm generalliğe terfi ettirilmişlerdir. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerimize ve tüm ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Büyük bir özveri ve onurla görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder. Hayatlarının yeni dönemlerinin aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Bugünkü Yüksek Askeri Şura kararları bu şekilde arkadaşlar. Biraz sonra liste'nin tamamı, yani tüm atamalarla ilgili listenin tamamı Cumhurbaşkanlığı web sitesinde ardından Milli Savunma Bakanlığı web sitesinde yayınlanacak. Detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Bu vesileyle bir sıcak gelişme olması itibariyle Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangınla ilgili de bir güncelleme yapmak istiyorum. <laughs> bu sabah e, sebebi henüz tespit edilemeyen bir e, nedenden dolayı e, bu tarihi hastanede bir yangın e, meydana geldi. E, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir can kaybı yahut yaralı yok. Orada bulunan hastalar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 80'e yakın hasta öncelikli olarak Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine sevk edilmek üzere şu anda Sevk ediliyorlar. Buralarda bakımları yapılmaya devam edecek. Böylece bu acil durum karşısında hastalarımızın özellikle bakıma muhtaç, yaşlı hastalarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler acilen alındı. Yangın söndürme, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra da bu tarihi hastanenin restorasyonuyla ilgili çalışmalar da ivedilikle yapılacak. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Hayırlı günler dilerim.